Sayın milletvekillerim, çok değerli belediye başkanlarım, değerli kaymakamlar, çok değerli bürokrat arkadaşlarım. Şair Nedim çok güzel söylemiş. Bu şehri İstanbul ki müslü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Yani hele şu İstanbul şehri yok mu? Eşi benzeri bulunmayan o şehir bir tek taşına bütün ülkeler feda olsun diyor. Gerçekten şairlerin, devlet adamların, siyasilerin, akademisyenlerin, sanatçıların asırlardır öve öve bitiremediği İstanbul'da Türkiye'nin sadece geçmişini değil, geleceğini de temsil eden bu aziz şehirde belki de Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projemiz olan Avrupa Birliği sürecinde birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağımız, tartışacağımız bu toplantıya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. İstanbul'u yaşayan, İstanbul'u seven, İstanbul için çalışan, İstanbul için ter döken, İstanbul'da gerçekten farklı projeler ortaya koyan bütün sivil toplum kuruluşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün bu toplantının gerçekleşmesine çok büyük destek veren ve Avrupa Birliği sürecimizin en önemli paydaşlarından gördüğüm bütün öğretmenlerimize ve onların şahsında Milli Eğitim Müdürümüze de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bir İstanbul fotoğrafı var. Bugün burada gerçekten İstanbul'un canlı bir özeti var. Bu salondaki resim, bu salondaki birliktelik, bu salondaki dayanışma aslında milletimizin bir özetidir. Bu salonun içerisinde farklı etnik kökenler var. Bu salonun içerisinde farklı dini inançlar var. Bu salonun içerisinde farklı siyasi görüşler var. Bu salonun içerisinde farklılıklarımız var ama onların her birini birer zenginlik olarak görüyoruz. Ve bu zenginliğin aslında Avrupa Birliği sürecinde çok önemli bir koz olduğunu, bizi Avrupa Birliği sürecinde çok daha farklı noktalara taşıyacak bir özellik olduğunu görüyoruz. Ve biz iktidarıyla, muhalefetiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Türkü, Boşnağı, Zazası'yla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisi, Musevisi, Rumu, Süryanisiyle gerçekten bu ülkede birlikte ortak ter dökerek, birlikte çabalayarak çok daha fazlasını başarabileceğimizi Avrupa Birliği sürecinde gördük. Volkan Bey biraz evvel bahsetti, ilk sivil toplum kuruluşumuzu yaptığımızda biz aslında biraz gergindik, tedirgindik. Çünkü kayıtlara baktığımız zaman Türkiye'nin çok farklı kesimlerinin, temsilcilerinin aynı salonda olacağını düşündüğümüzde çok endişe duyduk. Acaba bir tartışma, bir tatsızlık olur mu diye. Ama bir tam gün boyunca Avrupa Birliği süreci tartışıldı ve bütün farklılıklarına rağmen insanların ortak bir paydada Türkiye'nin daha demokratik, daha şeffaf, daha saygın, daha özgüvene sahip, daha zengin bir ülke olma konusunda, yani Avrupa Birliği reformlarını gerçekleştirme konusunda aslında tek vücut olduğunu görmüştük. İşte o da bizi teşvik etti. O da bizi cesaretlendirdi. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin daha aydınlık yarınlara kavuşmasını istiyoruz. Ve ülkemizin de en önemli vitrini olan İstanbul'umuz bu birlikteliği aslında asırlardır yaşatıyor. İstanbul'un sokaklarında camiler, kiliseler, havralar insanlığa yüzyıllardır birlikte huzur veriyor. Birbirlerine hoşgörü içerisinde, saygı içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Bir yandan bizim inancımızın gereği "Leküm dinikum veliye din" diyerek, sizin dininiz size, bizim dinimiz bize diyerek, öte yandan dinde zorlama yoktur diyerek bütün farklılıkları birlikte kucaklıyoruz. Bu aslında üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği'nin İstanbul'dan alacağı çok ders olduğunu ortaya koyuyor. Bugün geçtiğimiz yıl içerisinde
Avrupa'da her geçen gün artan bir İslamofobi hastalığıyla, bir şizofrenlikle karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. O hastalığın tedavisi İstanbul'dur. Bugün Avrupa'da maalesef camilerimize gidip domuz başı bırakacak kadar haddini aşan hastalıklı zihniyetlerin tedavi edilme ihtiyacını görüyoruz. Ama biz son bir yıl içerisinde Türkiye'de farklı inanç gruplarının önünü açacak çok önemli çalışmalar yaptık. Son 10 yıl içerisinde bu ülkenin farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlarının çok daha huzurlu olduğunu, çok daha yarınlarına umutla yaklaştığını hep birlikte gözlemliyoruz. İşte Avrupa'ya da buradan sesleniyoruz. Eğer siz bu sorunlarınızı çözmek istiyorsanız İstanbul'dan ders alın, İstanbul'dan ilham alın. Çünkü İstanbul gerçekten Avrupa'nın en Asyalı şehri olduğu kadar Asya'nın da en Avrupalı şehri. Burası doğuyla batının, kuzeyle güneyin birleştiği, kesiştiği bir nokta. Ve bizim sadece Avrupa ile Asya arasında değil, aynı zamanda yeni ile eski arasında bir köprü olduğumuzu aslında Avrupalılar da görüyor. Geçenlerde de bir yerde söyledim, Yahya Kemal Madrid'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliği görevini yerine getirirken kendisine İstanbul'un nüfusu sorulduğunda 30 milyon demiş. Tabii olur mu efendim, daha Türkiye'nin toplam nüfusu 30 milyon değil, nasıl 30 milyon diye kendisine sorulduğunda biz ölülerimizle birlikte yaşarız cevabını vermiş. Gerçekten İstanbul gönülleri ferahlatan, gerçek sevgiye susamış, hakikat ışığı arayanlara kaynaksız, sınırsız bir abi hayat çeşmesidir. İşte Avrupa'ya da biz onun mesajını vermeye çalışıyoruz. Ve bu yıldan itibaren Avrupa Birliği müzakere sürecimizde İstanbul'u daha da ön plana çıkaracağız. Biraz evvel burada izlediğiniz o spot Avrupa'nın televizyonlarında yayınlanacak, Avrupa'nın sinemalarında yayınlanacak ve Avrupalılara aslında İstanbul'un Avrupa'nın tarihi açısından, kültürü açısından olduğu kadar geleceği açısından da ne kadar önemli bir şehir olduğunu, İstanbul üzerinden de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin aslında anamızın ak sütü gibi bize helal olduğunu hatırlatacağız. İnşallah bu süreçte sizlerin de desteğiyle çok önemli süreçleri birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii aslında Avrupalılar da İstanbul'un değerini tarih boyunca dile getirmişler. Biraz evvel Alaaddin Bey de çok değerli bakan yardımcımız, benim abi demekten onur duyduğum Sayın Doktor Büyükkaya da söyledi. Napolyon dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu demiş. Aynı zamanda Fransız yazar ve politikacı Lamartine, dünyaya son bir kez bakmak zorundaysan sadece İstanbul'a bak demiş. 16. yüzyılda Avustralya'nın buradaki elçiliğini yapan Busbeck, İstanbul'u doğanın dünyanın başkenti olması için yarattığı kent olarak anlatmış. 1874 yılında İstanbul'a gelen İtalyan yazar Amicis, İstanbul'a bir bakışını bile bir imparatorluğa değişmezdim diye anlatmış. Ve Amicis şöyle devam etmiş. İstanbul önünde şair ile arkeoloğun, sefir ile tacirin, prenses ile gemicinin, kuzeyli ile güneylinin hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı alem şumul ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya bu şehrin dünyanın en güzel yeri olduğu fikrindedir. Rönesans döneminin önemli düşünürlerinden Fransız bilgin Gillus, dünyada bütün şehirler ölüme mahkumdur. Fakat İstanbul insanlar var olduğu sürece yaşayacaktır demiş. 16. yüzyılda Protestan teologların öncülerinden Gerlach, bir Alman sefaret heyetiyle İstanbul'a gelir ve Kanuni'ye İstanbul'u şöyle anlatır. Çiçekler ne kadar çok renkli olursa o kadar güzeldir. İstanbul tabiattaki renk renk çiçekler gibidir. İşte beyaz ve yeşil renkli sarıklarıyla Türkler ve Müslümanlar. Beyaz, kırmızı, mavi karışımı serpuşlarıyla Ermeniler. Mavi renkleriyle Rumlar, sarı serpuşlarıyla Yahudiler, hepsi
tabiattaki çiçekler gibi binbir renk. Gerçekten İstanbul işte o tarihini yeniden yaşıyor. İstanbul'un farklılıkları, İstanbul'un zenginlikleri aslında İstanbul'un güzelliğini ortaya çıkarmak için artık ürkek değiller. Bugün Türkiye'nin andığı değerlerinden biri olan Hrant'ın da söylediği gibi artık İstanbul'da, artık Türkiye'de Avrupa Birliği süreci sayesinde kimsenin güvercin ürkekliği yaşamayacağı günleri hep birlikte inşa ediyoruz. Bu ülkede herkesin kendi kimliğini gizlemeden, saklamadan, özgüvenle paylaşabildiği yarınları hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii atılması gereken adımlar var. Yapmamız gereken çalışmalar var. Bizim Avrupa Birliği Bakanlığı olarak yaptırdığımız çalışmalarda gözlemlediğimiz bir gerçek var. Avrupa Birliği sürecimizdeki en büyük engel maalesef ön yargılar. Ön yargılar sadece Avrupa'da ülkemize karşı olan ön yargılar değil, aynı zamanda ülkemizde Avrupa'ya karşı ön yargılar. Onları gidebilmek için sivil toplum diyaloğunu çok önemsiyoruz. Sivil toplumun ülkemize Avrupa'yı, Avrupa'ya da ülkemizi anlatma çabalarımızda en önemli müttefiklerimiz, paydaşlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bugün burada özellikle öğleden sonraki oturumlarda Avrupa Birliği fonlarıyla neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşabilmek çok çok önemli. Bu şehir aslında Türkiye'nin AB sürecinde en önemli kozumuz demiştim. Gerçekten bu şehrin bu noktaya gelmesi sevgili peygamberimizin müjdesine nail olan o büyük komutan Fatih'in 1453'te fethettiği İstanbul'u o günden bugüne kadar İstanbul'a emek veren herkesin çabalarıyla dünyanın en güzel şehri haline getiren herkese müteşekkiriz. Fatih 1453'te İstanbul'u fethetti ama 1994'ten bu yana da İstanbulluların gönlünü fetheden Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan şükranlarımızı aktarmak durumundayım. Gerçekten İstanbul'u nakış nakış işleyen, güzelliğine güzellik katan, değerlerimizi ortaya çıkaran Sayın Başbakanımızın ve çalışma arkadaşlarının, bugün de o emaneti büyük bir başarıyla yürüten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın çabalarını, onların bütün çalışma arkadaşlarını takdir etmemek mümkün değil. Ama İstanbul'un bu kadar zengin bir kültür şehrinin, bu kadar tarihi bir şehrin, bu kadar gelecek vadeden bir şehrin Avrupalılar tarafından daha iyi algılanması için sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. Biz resmi muhataplarımıza İstanbul'u ve Türkiye'yi anlatabiliriz. Ama bu hepimizin ortak görevi. Buradaki bir eğitim derneğinin Almanya'daki bir eğitim derneğine, buradaki bir meslek odasının Fransa'daki bir meslek odasına, buradaki bir cami hocamızın İtalya'daki bir kilisedeki din görevlisine, buradaki bir öğretmenimizin Belçika'daki bir meslektaşı öğretmene İstanbul'u ve Türkiye'yi anlatması çok daha farklı neticeler ortaya çıkaracaktır. O yüzden bu süreçte birlikte çalışmalıyız. O süreçten kaymakamlarımızın ve belediye başkanlarımızın kendi ilçelerinin eşleştiği Avrupa'daki ilçelerle, illerle işbirliğini desteklemeyi çok önemli görüyoruz. Bu çerçevede birlikte bizim o mesajı vermemiz lazım. Avrupa'nın anlaması gereken bir şey varsa orası da İstanbul'un barışın ve kardeşliğin şehri olduğudur. İstanbul'un umutun şehri olduğudur. Cesaretin şehri olduğudur ve aynı zamanda umutsuzluklara karşı meydan okumanın şehri olduğudur. Bu yüzden bizim birlikte çalışmamızı ben çok çok önemsiyorum. Bundan sonraki süreçte beraber ortaya koyacağımız bu çabalarda hepimizin aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey var. Bu şehirde, Parev'de, Kalimera'da, Rojbaş'ta, Şalom'da, Bonjour'da, Hello'da, Selamun Aleyküm'de, Merhaba'yla birlikte güç kazanıp aslında Avrupa Birliği sürecinde bizi çok daha farklı bir noktaya taşıyacaktır. İşte o yüzden sizlerle birlikte Avrupa Birliği fonlarında özellikle önümüzdeki dönemde sizlere bugün öğleden sonra detaylarını vereceğimiz 80 milyon
liralık yeni bir paketi bugün sizlere arkadaşlarım tanıtacaklar. O fonları daha iyi değerlendirip Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarını yakalamasında ve Türkiye'nin mesajlarının Avrupa'da daha iyi algılanmasında neler yapabileceğimizi bugün sizlerle birlikte konuşacağız. Ama bugün aynı zamanda geçmişte neler yapıldığını da hatırlamamız gerektiğine inanıyorum. Bugüne kadar İstanbul'un cebinden kuruş çıkmadan 500 milyonun üzerinde bir fon İstanbul'da harcandı. Farklı altyapı projelerinde milyarlarca liralık fonlar İstanbul'a aktarıldı. Bakın sadece bakanlığımızın ilgili kurumu Avrupa Birliği fonlarıyla vatandaşlarımızın Avrupa'da eğitim almasını sağlayan Ulusal Ajans 2011 yılında 44 bin vatandaşımızı Avrupa'ya eğitime göndermişti. 2012 hedefimiz 55 bindi. Hedefimizi tutturmakla kalmadık, onu aştık. 61 bin kişiyi 2012 yılında Avrupa'ya eğitime gönderdik. Ve bunların büyük çoğunluğu İstanbul'dan gitti. İşte bugün bu salondaki öğretmenlerimizle öğleden sonra önümüzdeki yılki hedefimiz olan 70 bin kişinin Avrupa'ya eğitime gönderilmesi için nasıl birlikte çalışabileceğimizi, İstanbul'un her okulunun nasıl proje yapabileceğini sizlerle değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda hepimizin İstanbul'a bir borcumuz olduğu bilinciyle bu süreçte neler yapabileceğimiz konusunda sizlerin de fikirlerini almak istiyoruz. Bu yüzden toplantının son bölümündeki soru cevap kısmında sizlerin önerilerini, sizlerin yorumlarını çok çok önemsiyorum. İstanbul bundan 5 yıl öncesine kadar Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarından yararlanma açısından en büyük ilimiz olmasına rağmen, Türkiye nüfusunun neredeyse %20'sini temsil eden bir ilimiz olmasına rağmen 4. sıradaydı. Son yıllardaki çalışmalarla hak ettiği yere 1. sıraya geldi. Ama bundan sonra da birlikte çalışmamız lazım. Bakın Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkelere ayırdığı bütün fonun yarısını Türkiye olarak biz alıyoruz. Diğer yarısını da 6 ülke paylaşıyor. Bizim 2006-2013 yılları arasında değerlendirebileceğimiz 4.9 milyar avroluk, yani yaklaşık 10 trilyon liralık bir fonu doğru kullanabilmek için doğru projeler üretmemiz lazım. Kamuoyunda yanlış bir algı var. Türkiye bu fonları değerlendiremiyor, fonlar geri gidiyor diye. Önce şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin yaktığı, kullanamadığı tek kuruş bile yoktur. Ülkemizde bugüne kadar 26 milyon hayvanın küpelenmesinden tutun, 300 binin üzerinde öğrencimizin Avrupa'da eğitim almasına kadar, 35 ilde katı atık ayıklama ve su arıtma tesisi yapımından Sinop'taki eski hapishanenin müzeye dönüştürülerek insanlığın sevgisi için, insanlığın hoşgörüsü için bir zamanlar şarkıların mahkumlar tarafından bestelerin yapıldığı hapishanenin müzeye dönüşmesine kadar birçok projede Avrupa Birliği fonlarını kullanıyoruz. Bugün İstanbul'u dünyaya bağlayan birçok projede Marmaray'dan tutun hızlı tren projesine kadar Avrupa Birliği fonlarını değerlendiriyoruz. Ama bu süreçte birlikte neler yapabileceğimizi yine sizlerle konuşmak istiyoruz. Sizlerle birlikte değerlendirmek istiyoruz. Özellikle Avrupa'ya eğitime giden sadece gençlerimiz değil, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes için projeler var. Onları da sizlerle birlikte değerlendirmek istiyoruz. Çünkü İstanbul sadece tarihte değil, gelecekte de Avrupa için vazgeçilmez bir şehir. İstanbul, Avrupa kültürünün temelini oluşturan Bizans İmparatorluğu'nun da başkentiydi. Roma İmparatorluğu'nun da başkentiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun da başkentiydi. Ama 2010 yılında Avrupa'nın kültür başkentiydi. 2012'de Avrupa'nın spor başkentiydi. Avrupa'da bütün bu sıfatları barındırabilen başka tek bir şehir yok. Bırakın geçmişte 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olmasını, aynı zamanda hem Avrupa'nın kültür başkenti olmuş, hem de Avrupa'nın spor başkenti olmuş başka bir şehir de yok. Onun için bizim Avrupalılığımız tartışılamaz. Ama biz Avrupalı olduğumuz kadar Asyalıyız, Avrasyalıyız, Karadeniz ülkesiyiz,
Balkanız, Trakyalıyız, Hazarlıyız, Kafkasyalıyız, Yakın Doğuluyuz. O yüzden bizim bu farklılıklarımızı birlikte yaşatabilme özelliğimizi Avrupa Birliği sürecinde çok daha farklı bir noktaya taşımak durumundayız. Biz tarihte en güçlü olduğumuz dönemde bile insanı yaşat ki devlet yaşasın zihniyetini benimsediğimiz dönemlerde o gücü yakalayabildik. Aslında Avrupa Birliği süreci bireyin hakkının, hukukunun korunduğu, bireyin öne çıktığı bir süreç ise Avrupa Birliği yolunda ilerlerken aslında biz özümüze dönüyoruz. Biz nasıl geçmişte insanı yaşat derken ayrım yapmadıysak, Avrupa Birliği sürecinde attığımız reform adımlarıyla da hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin her bir vatandaşının Avrupa Birliği standartlarının üzerinde bir yaşam kalitesine kavuşmasını sağlıyoruz. Bir yandan o tarihi zenginliği yeniden ortaya çıkarıyoruz. Bir yandan Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkıyoruz. Öte yandan da çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar bırakarak gurur duyacakları bir ülkenin vatandaşı olmanın hazzını onlara hazırlıyoruz. Böylesine anlamlı bir toplantıda bizi yalnız bırakmadığınız için, bizlere güç verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz şeref verdiniz. Bugün Avrupa Birliği sürecine en çok destek veren medya mensuplarımızdan birine son görevimizi yerine getireceğiz. Sayın Mehmet Ali Birant gerçekten uzun yıllar hem Brüksel'de hem İstanbul'da Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine çok büyük destek vermişti. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ben müsaadenizle kendisinin cenaze töreninde Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere aranızdan biraz sonra ayrılacağım. Ama öğleden sonraki oturumlarda Sayın Bakan Yardımcımız Doktor Alaaddin Büyükkaya da burada olacak. Sizlerin katkılarını çok önemsiyoruz. Hepinize bir kez daha bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.